uçağını... Hoş geldiniz yolda. Sayın İbrahim uçağı... Buralarda değildiler Demirel'e kesinlikle değil. Biz başka bir aday çıksa hepsine canımız ciğerimiz feda ama Alemdar'a hayır. İstemiyoruz. Kesinlikle. Gerçek AK Partili avukat Bülent Demirel, Burhan Onur, biz bunlardan istiyoruz. Evet. Burhan Esinlik veya Erol Kahraman'ın böyle bir dolandırıcılık yaptığını duydunuz mu? Hayır. İthal istemiyoruz. Evet. Gerçek. Annem gelirse bizi görsün. İthal istemiyoruz. Gerçek. AK Partili istiyoruz. Yeni yaşlı geçmiş. Dönme istemiyoruz. Gerçek AK Partili olsun. Ceyhan'ı gerçekten Ceyhan gibi Ceyhan yapıp geliştireceğiz. Ya da... Gel kardeş Ali Bey gel. Nerede? Tamam abi. Mikrofonu al. Evet, bugün buraya toplandınız. Hasan. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Elimde bir basın şeyi var. Aslında bunu konuşmak istiyordum ama ben pek kağıttan okuyarak konuşmak istemiyorum. Bugün duygularımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Evet, bugün burada biliyorsunuz yapılan bir yanlışlığın düzeltilmesi amacıyla toplandık. Heyecanımı mazur görün. 2009'dan çok daha fazla heyecanlıyım. Hata yaparsam da özür diliyorum. Özellikle de basın mensupları kardeşlerimize de göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, çok değerli hemşehrilerim. Aylar önceden başlayan ve sizlere hizmet amacıyla çıkmış olduğumuz aday adaylı sürecinde büyük mücadeleler vererek ümitle Ceyhan'a hizmet etmeyi bekliyordum. Benim haricimde diğer arkadaşların da hak edenlerin de aday göstermesi halinde arkasını duracağımızı her yerde deklare ettik. Ama maalesef hüsranla sonuçlandı. Bizim bugün burada bulunmamızın tek amacı biz olalım, ben olalım demiyoruz. Biz diyoruz ki emek verenlerin, alın teri dökenlerin, hak edenlerin yanında dik durun diyoruz. Bugün burada çok daha büyük kalabalık olabilirdi ama maalesef biliyorsunuz işleri şer olan, işleri münafık olan bazı güçler maalesef bizi bölmek için mahalle mahalle gezip mesaj çekerek, evet iptal edildiğini söyleyerek gezen insanlar yüzünden belki bugün burada değiller ama biz biliyoruz ki biz kimseye yüz çekmeyeceğiz arkadaşlar. Sandıkta 30 Mart'ta siz defterle durun, biz sizi onlardan istiyoruz yani. Defterlerde 30 Mart'ta durun. Evet, bugün burada biz bugün burada size hizmet etmek amacıyla çıkmış olduğumuz bu yolda 16 arkadaşımız bize destek veriyor. Yani 22 aday aday arkadaştan 16 tanesi bize destek veriyor. Diyeceksiniz ki ne bu arkadaşlarımız nerede? Çeşitli nedenlerle bu arkadaşlarımız burada görüntü vermek istemeyen ama kalpleri ve gönülleri bizimle. İşte bugün burada ilçe başkanlığı yapmış arkadaşlarımız var. Ali Boylak, Bülent Demirel, Gülcan Hanım, Ramazan Berçik, Hasan Yıldırım. Bugüne kadar birlikte çok da yürümüş olduğumuz değerli davalı arkadaşlarım, yazılı ve görsel basınımızın çok değerli temsilcileri, sizleri şahsım, yola çıkmış olduğumuz davalı arkadaşlarım ve başbakanımız gibi
dik duran tüm dostlarımız adına sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Kalemimize hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlarım, bugünkü konuşmamı teşkilatın her kademesine görev almış, sandıkta durmuş, ilçe başkanlığı da yapmış olan bir kardeşiniz adıyla bu konuşmaları yapacağım. Değerli dava arkadaşlarım, bizler bu partinin kahveyi çekerken, bizler sandık namusumuz diyerek sandıkta nöbet tutarken, bizler girilemeden mahallelerde siyaset yaparken, bizler bugün iyi günde, kötü günde hep beraberiz diyenler, bir arada başbakanımızın bayrağını, yani AK Parti bayrağını daha yukarılara taşımada siyaset yaparken, araçlarımız yakılırken, ölüm tehditleri alırken, bugün bizim bütün partidaşlarımıza, gönüldaşlarımıza ama en önemlisi Sayın Başbakanımıza ve onun değerli eşine, adayımıza etmedik hakaretleri bırakmayan, bugün huzurunuza AK Parti'nin adayı diye sunulan bir arkadaşa dur demek için buradayız. Değerli arkadaşlarım, Kurban Bey aslında birçok konuya değindi. Bakın, arkanızdan cehennem akıyor. Yıllarca Ceyhan maalesef cehennemle sırtına döndüğü gibi, şu yüzden ifade ediyorum ki kendisine yapılan haksızlık karşısında da bugüne kadar maalesef bir cevap vermemiştir. AK Parti ilçe başkanlığında ilçe başkanı değişir, milletvekilleri tepeden iner, halkın istemediği kişiler milletvekili olarak huzurunuza getirir. Ama maalesef çok üzülerek ifade ediyorum ki şu kardeşiniz hiçbir zaman gönlünden geçeni söylemiştir. Şu kardeşinizin gönlüyle dili farklı şey söylememiştir. Bu dayatmalar karşısında bugüne de tepkimizi koymadık. Ama bundan sonra Ceyhan kaderine tehdit edecek bir memleket olmadığı için asla ve asla susmayacağız. Bildiklerimizi konuşmaya devam edeceğiz. Bir tek halka hesap vereceğiz ve bir tek hakkın ve halkın huzuruna eğileceğiz. Biz sizlerle bir olduğumuz için, beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Allah sizleri yanımızda eksik etmesin diyorum. Bu duyguları düşüncelerle bir an önce partimize yakışmayan bu adayın biz mutlaka değiştireceğini düşünüyoruz. Burada önemli bir şeyin altını çizerek sözlerime son vereceğim. Bu süreçte bir tek suç olmayan kişi var. O da Sayın Başbakanımız. Muhtemelen ki kendisine, bazı arkadaşlarımıza, bazı parti büyüklerimize güvenmiş olabilir. Bu konuda biz Sayın Başbakanımızın yanıltıldığını düşünüyoruz. Sayın Başbakanımız her zaman şunu söylemiştir. Hakkın, haklının ve doğrunun yanında olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla burada bir yanlış var. Bu yanlış mutlaka düzelteceği inancıyla ben hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Allah yar ve yardımcım olsun diyorum. Sağ olun. Sayın Ali Boydan çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz, biz bu mitingi yaptığımız zaman sizlere çekmiş olduğumuz mesajla bir yürüyüş düzenlemeyi düşünüyorduk. Fakat emniyet yetkililerimizin ve kaymakamın, biz devletin, biliyorsunuz, devlet terbiyesi almış bir insanız, saygı duyuyoruz. Bu nedenle biz buradan dağılacağız. Buraya katıldığınız için hepinize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah sizlerden razı olsun. Ben son cümlelerimi şöyle bağlamak istiyorum. Ben Ceyhanlı'yı dik duracağına inanıyorum. Ceyhanlı dik duracaktır. Eğer aday değişmediği takdirde, aday değişene kadar da biz sabırla beklemeye devam edeceğiz. Kararımızı ne zaman vereceğiz? Aday kesin açıklandığı zaman, ilgili şahıs olursa, o zaman biz bağımsız aday olarak yolumuza devam edeceğiz. Burada da hepinize bu konuda söz veriyoruz.
Evet. Arkadaşlar. İnanır mısınız biz burada içimiz kan ağlayarak toplandık. Üzülüyoruz. Keşke bu enerjimizi içimizden hak eden bir arkadaşa verirseydi bu görev. Ölümüne Ceyhan'da AK Parti ve AK Belediyeciliği buraya getirmek için düşünüyordu. Ama maalesef isteklerimiz, arzularımız kursağımızda bırakıldı. Ama biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Çünkü Ceyhanlı'nın 2009 yılında Şanlıurfa'da yaptığı gibi dik duracağına ve bizim arkamızda duracağımıza inanıyorum sizlere. Evet, değerli Ceyhanlı hemşehrilerim, tüm şer kuvvetlerin mitingimizi engellemesine rağmen burada çok güzel bir topluluk toplandı ve binlerce Ceyhanlı da sizlerle birlikte gönlünü bizimle paylaşıyor. Bundan hiç emin olun. Çünkü niye? Çarşı esnafını gezin, sarayı gezin, kamyon garajını gezin, efendim söyleyeyim semt pazarlarını gezin, herkes burada bir adaletsizlik ve haksızlık olduğunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Ve ben demiyorum, bakın, hak eden arkadaşlarımızdan kim gösterilirse gösterilsin, ok yaydan çıkmıştır. Biz onun arkasında yürümeye devam edeceğiz. Burada da namus ve şeref söz veriyoruz. Ha, bazıları şöyle düşünebilir. Burhan Uluk acaba kendini istiyor. Evet, ben kamuoyundan çıktım. Kamuoyu beni istiyor. Ama yanımda yer alan arkadaşlarımızın hangisi aday gösterilirse 30 Mart'a kadar ölümüne onun arkasında olacağımıza söz veriyor muyuz? Evet, teşekkür ediyorum. Evet. Bakın değerli Ceyhanlı hemşehrilerim, benim buraya çıkmamam için, aday olmamam için bir sürü teklifler geldi. Bir sürü gayri ahlaki şeyler geldi. Ama ben Ceyhanlı'yı ölümü pahasına da olsa hiçbir zaman satmadım, size sahip çıktım. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğim. Siz de bana sahip çıkacak mısınız? Allah sizden razı olsun. Biz birbirimize sahip çıktığımız zaman her yerde, her zaman Allah'ın izniyle zafere ulaşacağız. Evet, bu duygu ve düşüncelerle katılan arkadaşlarımıza ve bizi gönülden destekleyen tüm Ceyhan'daki hemşerilerimize en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı seviyorum. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Evet, Sayın Başkan, adayla bakım tüm konuşması sona ermiştir. Tüm gelen dostlara... Ceyhan sevdalıları olarak sizi çok seviyoruz. Biz Alemdar Öztürk'ü istemiyoruz, desteklemiyoruz. Lütfen bizi de kayla alırsanız çok seviniriz. Biz Ceyhan'a düzgün bir belediye başkanı istiyoruz. AK Parti'den hangi aday olursa sonuna kadar arkasındayız. En iyi olanı seçmeye çalışıyoruz. Dışarıdan gelen ithal, birikmiş adaylarla işimiz yok yani. Başbakanımızdan çok rica ediyoruz. Bu Ceyhan halkını lütfen dinlesin ve vekiller, bakanlar bunu duysun. Yani biz sözlüden çektiğimiz yetmiyor gibi daha düne kadar yanında yardımcılık yapan insan ve başbakana, hanımına, herkese hakaret eden bir insanı Ceyhan halkı asla onu belediye başkanı olarak istemiyor. Alemdar'ı asla istemiyoruz. Hüseyin sözüyle Ceyhan'ı yediler, bitirdiler. Şimdi ne amaçla geliyorlar? Gene tamamıyla yiyecekler artık. Ceyhan'ı eline alacaklar. Biz Ceyhan halkı olarak bunun başbakanımıza iletilmesini istiyoruz. Ceyhan'da yapılan yanlışların önüne geçilmesini istiyoruz. AK Partili olmayan bir adayın gelip de burada aday olarak çıkmasını tasvip etmiyoruz. Bizim başbakanımıza hakaret eden bir insan, başbakanımıza küfür söyleyen bir insan, karısı çamlı yollarda MHP'lere alkış çalan bir insan nasıl Ceyhan'da belediye başkanı adayı olur? Böyle olduğu zaman Ceyhan kaybedecek, vermeyecek.